Yanımızda Türkiye Harp Mağlubu Gaziler Şehit Dolu ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan var. Başkanım, öncelikli olarak bizleri kabul ettiğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Derneğinizin çalışmaları hakkında son dönemde yine çok aktif bir şekilde her toplantıya, her faaliyete iştirak ediyorsunuz. Bizleri de sizi orada görmek açıkçası mutlu ediyor. Dernek faaliyetleriniz son hız devam ediyor ve hem şehit ailelerimizin hem gazilerimizin kendilerine ve çocuklarına, emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyorsunuz. Dernek faaliyetleriniz hakkında kısaca neler söyleyebilirsiniz? Bizim Kayseri olarak her zaman söylediğimiz bir ifademiz var, parolamız var. Unutmadık, unutturmayacağız diyoruz. Çabamız o, unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü biz diyoruz ki eğer unutulursa şehitlerimiz, gazilerimiz, o zaman biz aslında ülkemizin, bayrağımızın, ezanımızın kıymetini bilmemiş oluruz. Çünkü yarın bir gün unuttuğumuz şehitlerimizin, gazilerimizin yerine şehit ve gazilerimiz olmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şöyle diyoruz arkasından. Diyoruz ki unutmadık, unutturursak unutuluruz diyoruz. Bundan dolayı da önce biz şehit ve gazilerimizin unutulmaması, arkasından da onların bize emanet olarak bırakmış oldukları anne, baba, eş ve çocukları nasıl sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda da dernek olarak biz her zaman ilk etapta şehit ailemizin yanında, şehidimizin haberi gelir gelmez yanında oluyoruz. Onların o psikolojik sıkıntılarını o anda atlatmasını sağlıyoruz. Bununla beraber emanetlerin içerisinde bizim ailemizin bir ferdi olduklarını hissettiriyoruz. Şehit, zaten şehit ailesi, şehidini ilk verdiği günden itibaren ailemizin ferdi oluyor. Bu tabii büyük bir ailenin ferdi olarak da elimizden geldiği kadar her an, her dakika, her saat yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hamdolsun bugüne kadar da tüm ailelerimize, şehit ve gazi ailelerimize bu konuda böyle geldik. Ha, ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle o ilk süreci atlattıktan sonra daha sonraki süreçlerde yasal haklarından tutun, manevi anlamda her türlü yanlarında oluyoruz. Şehidimizin anne babasına evlat oluyoruz. Eşlerine kardeş olmaya çalışıyoruz. Çocuklarına amca, abi olmaya çalışıyoruz. Onların o eksikliklerini nerede giderebiliriz? Ellerinden tutabilir miyiz? Yardımcı olabilir miyiz diye çalışıyoruz. Çok şükür her konuda da biz ailelerimizle iç içeyiz. Bu konuda başları sıkıştığı zaman hemen bir telefon kadar yakınız. 24 saat telefonum da açık, telefonlarımız da açık. Telefon açıyorlar, gidiyoruz. İlgilenmemiz gerekiyorsa gidiyoruz. Telefonla çözebileceksek telefonla çözüyoruz. Bunlar nelerdir diyeceksiniz. Bunlar çocuklarımızın eğitimden istersen bir örnek vereyim. Kreşten tutun, üniversitesine kadar şehit ve gazi çocuklarımızın en basit işlerini takip ediyoruz. Öğrencilerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Kreşe, özel okulu, devlet okulu fark etmiyor. Vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi, kredi, burstur. Bunların hepsiyle ilgileniyoruz. Aynı zamanda bir şehit eşimiz ola ki bir manevi bir yardım talebinde bulunuyor. Açıyor, abi diyor ben buraya gideceğim ama gidemiyorum diyor. Tek başıma gitmem mümkün değil diyoruz. Sen gitme kardeşim, bacım diyoruz. Biz gidiyoruz, onun adına o işini de orada çözüyoruz. Bir annemizin, babamızın bir hastane iş oluyor. Ona koşuyoruz. Burada bir örnek şey olarak da yaptığımız güzel bir işi de sizlere acılar duyurmak isterim. İşte en basiti bizim şehir hastanemizde şu anda mevcut durumda şehit ve gazi irtibat büromuz var. Orada şehit ve gazilerimiz de sadece ilgileniyor. Oraya şehidimiz, gazimizin yakını gittiği zaman, kimliğini ibraz ettiği zaman, bir de polis memuru kardeşimiz var orada. Emniyetimize de teşekkür ediyorum sizin aracılığınızda. Polis memuru kardeşimiz görevli. Onlarla beraber sıra beklemeden, gün vermeden, tarih vermeden o gün içerisinde bütün problemleriniz, sağlıkla ilgili çözümleri sağlıyorlar. Bunun röntgeninden tuttuğun MR'ına kadar aynı gün içerisinde bitiriyorlar. Kapıya kadar da yolcu ediyorlar. İşte bizim de zaten istediğimiz şu. Biz şehitlerimizi, gazilerimizi kelime kavramı olarak değil de yüreklerine dokunarak onları unutmadığımızı gösterelim. Bu bir dokunmadır. Bununla beraber yine aynı şekilde yakın zamanda basında da yer almıştır. Birkaç şehit ailelerimizle ilgili çalışmalarımız oldu. İşte dün bir protokol sözleşme imzaladık. Şehit ve gazi çocuklarımızın düğün ve kına törenlerini
bir otelimizde yapmaya taahhütünde bulundular. Bunlar güzel şeyler. Ücretsiz olarak, özür dilerim. Tabii. Sıfır maliyetli yapacaklar. Bunlar güzel şeyler. Yüreklerine dokunmak, sizlerin vermiş olduğu bedel karşılığında o çocuklarımızın babalarını bu vatana bedel olarak vermeleri aslında hiçbir şekilde karşılanamaz. İmkansız onun karşılığını vermek ama yüreklerine dokunmak, onlara bir nebze olsun, onların değerli olduğunu hissettirmek çok önemli. Hem gazilerimiz hem şehit ailelerimiz bu konuda da bu tür dokunuşlara çok önem veriyorlar. Bizim de zaten her zaman söylediğimiz bu. Yani unutturmadık, unutturmayacağız dediğimiz zaman da unutulmadıkları bu zaten. Bir beklentileri yok aslında. Yani şöyle baktığınızda bir beklentileri de yok. Hiçbirinin, inanın, ihtiyacı olsa dahi gelip söylemiyorlar. İşte burada şehitlerimizin bize emanet etmiş oldukları, gazilerimiz çocukları, hepsi bize emanet. İşte bu emanetlere sahip çıkalım. Nedir? İmkanımız dahilinde. Gelelim, bir yanlarına oturalım. Eğer ekonomimiz iyiyse bir şekilde dokunalım. Ya bir çaydan içmek bile onların yüreğine dokunmaktır. Yani bunun gibi yapılacak eylemler veya bunun gibi gönülden dokunuşlar onların hem onur edilmesini sağlıyor hem de bu vatana bedel olarak ödemiş oldukları babalarının kendileri için ne kadar önemli olduğunu hissettiririz. Amacımız onların işte dediğim gibi unutulmadıklarını, onların bu vatana verdikleri babalarını boşa verilmediğini, onunla babasıyla onur duymasını sağlayalım. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor. Yine bununla ilgili bir örnek vereyim. Yine bir Kayseri'mizin mobilya kuruluşlarının bir araya getirdiği Kaymos'umuz. Buradan sizin yine sizin aracınızda onlara da teşekkür ediyorum. Salı günü yanlış hatırlamıyorsam burada yönetimiyle beraber Mehmet Diyarçın kardeşimiz geldi. Zaten 2 yıldır bir çalışmaları vardı, bizle ilgili bir çalışmamız vardı. Şehit ve gazi çocuklarımızın o mutlu günlerinde başkanım biz nasıl dokunuruz yüreklerine demişlerdi. 2 yıldır yapıyorduk işte, kiminin oturma odası, kiminin yatak odası gibi neyi karşıladılar. Geçen günkü sağ olsun ziyaretlerinde de bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde şehit ve gazi çocuklarımızın o mutlu günlerinde dokunalım yüreklerine dediler. Bugün türlü çalışmalar devam ediyor. Yani şöyle özetleyebiliriz başkanım. Kayseri'de özel bir otel, bir kuruluş. Evet. Şehit ve gazi çocuklarının tüm düğün masraflarının ücretsiz olarak üstlendi. Tabii. Bu protokolü imzalandı. Buradan da biz o kuruluşa teşekkür edelim. Emeği geçenlere ve tabii ki de şehit gazi ailelerinin ortak buluştuğu nokta olan bu derneğin başkanı size de teşekkür edelim Sayın Üçkan. Bunun yanında Kayseri mobilyacılarının ortak buluştuğu alan olan Kaymos, şehit ve gazi çocuklarının evlerindeki mobilya ihtiyaçlarını karşıladılar. Aynen. Karşılamaya devam edeceklerini söylediler. Güzelce konuşsak. Evet. Biz buradan Kaymos'a da, yönetim kuruluna da ve Kayseri'deki mobilyacılara da teşekkür edelim. Kayseri mobilyanın başkenti, ticaretin başkenti. Bu noktada da ben şuna inanıyorum başkanım. Veren el, alan elden her zaman üstündür. Yüce Allah, inanıyorum ki bu dünyada bir yetimin, bir öksüzün, bir şehit ya da bir gazi çocuğunun bugün ihtiyacını giderenin yarın ahirette ya da ilerleyen yıllarda dünyada mükafatını fazlasıyla verecektir. Emeği geçenlere başta siz olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların sahiplerine, yönetim kurullarına da ben kanalım ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Ben bir şey özetleyeyim. Tabii. Aslında bir taraftan da toplumda, vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza da bir çağrı gibi olsun. Şimdi biz eğer bugün çok şükür vatanımızın üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanarak yaşıyorsak, ezanımız dinmediyse bunun bir bedeli var arkadaşlar. Kimse bunu unutmamalı. Bunun bedeli de can ve kan. Bu canı veren şehitlerimiz, kanını akıtan yine şehitlerimiz ve gazilerimiz. Bunun karşılığında bizim şehit ve gazilerimiz hiç kimseden hiçbir şey beklemiyor. Ama bizim toplumumuz, iş adamlarımız, yetkililerimizin tamamı için söylüyorum. Unutmasınlar ki bugün rahat bir ortamda yaşıyorlarsa, rahat bir ortamda helal rızık kazanıyorlarsa, gidip de akşam yastığa başını koyup da çok huzurlu bir uyku çekiyorlarsa, yanlarında evladı, eşi, çocuğu varsa bunun bedelini şehit ve gazilerimiz ödedi. Bunun bedelini ödeyen şehit ve gazilerimizin de geride bıraktıkları eş, anne, baba, çocuk, gazilerimizin kendileri var. Onların da temsil edildiği bizim gibi
kurumlarımız var. Çok şükür çok şeffafız. O kadar rahatız ki hamdolsun. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde zaten biz varız. Hem Milli Savunma Bakanlığımız hem Genelkurmayımız aracılığıyla da her zaman incelenen bir derneğiz. Bu çatı altında olan ailelerimizin de burada olması, birbirine sahip çıkması bizim için olmazsa olmazımız. Ama onların da beklentisi birilerinin Afrin'e giderim diyerek değil de onların yanına gelerek Afrin'e gidip de şehit olup şehadet şerbeti içenlere, orada şu anda mücadele edenlere, barış harekatında mücadele edenlere sizin gönlünüz arkanızda kalmasın diyebilecek şekilde bütün illerimizde var derneklerimiz. Buraya gelerek şehit ve gazi ailelerimize sahip çıkarak onların yanında olarak aslında hem Mehmetçiğimize hem oradaki dik duruşumuza destek vermiş sayılırlar. Onun için ben her zaman diyorum, buralar her zaman herkese açık. Buralara gelsinler, buraları ziyaret etsinler. Burada şehit çocuğunun nasıl bir duyguyla yaşadığını görsünler. Bir gazinin hangi duygularla o ortamda hava teneffüs ettiğini görsünler. Onlarla o bir havayı teneffüs etsinler diye hem çağrıda bulunuyorum hem de buraya davet ediyorum aracılığınızı. Teşekkür ediyoruz başkanım. Biz de vakit ayırdınız. Değerli vaktinizi bizler için paylaştığınız için. Ve değerli izleyenleri, biz de vatanımızın topraklarının bütünlüğünü sağlayan başta şehitlerimiz, sonrasında ise gazilerimize sahip çıkmaya, onların ailelerini hatırlamaya ve hatırlanmaya, yalnızca özel günlerde değil, şehitler gününde, gaziler gününde, kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında ya da milli bayramlarda değil, yılın 365 günü hatırlamaya. Çünkü sizler sadece özel günlerde gazi değilsiniz. O insanlar sadece özel günlerde şehit değil. Sizler 365 gün bu şanlı unvanları üzerinizde taşıyorsunuz ve bu toprak da eğer bugün ayaktaysa, bizler burada rahat bir şekilde oturabiliyorsak, bu toprağın altında yatan insanlara borçluyuz. Toprağın üzerinde rahat yaşayışımızı. Başkanım, ben çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum, takdirle takip ediyorum. Onu da söyleyeyim. Teşekkür etmek istiyorum hem kanalım hem şahsım adına sizlere. Buradan da Türk milletini şehitlerine, gazilerine sahip çıkmaya her zaman davet ediyoruz. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.